yanma derecesi nerede olduğunu da sana söylemeliyim. Çığlık atacak hale geldiğinde söyleyebilirsin. Bu gri boya değil Zeynep. Açıyorum. Bu kanalda biliyorsunuz bir süre önce yaşanmış bir trajedi vardı. Saçlarımı griye boyamaya çalıştım. Arkadaşım olan sevgili Buğra, a.k.a. sihirli annem Cem. Tabii ki. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Evet. Demez mi? Saçlarımı üçe vurmak istiyorum. Evet. Vurmadan önce bir çılgınlık mı yapsak? Dedim ki bir peyomaj mı yapsak senin gri saç videona ve saçımı griye boyuyoruz şu an. Bu arada yazışıyoruz. Yapsak mı acaba, hani griye boyasak mı falan diye böyle şey yazdım. 13 dakika o kadar sonra tamam ben boyanış başını verdim dedi. Kararın kesinlikle çok hızlı alınması gerekiyordu. Evet. Ya bu kararın üstüne iki kere düşünürsen bunun çok kötü bir karar olduğu zaten belliydi. O yüzden hemen siparişimi verdim. İki günde geldi ve dedim ki bak Buğra bugün gel. Bu videoyu çekmek için aslında ben ona gidecektim. Ama dedim ki bugün Marla'da şöyle arkada görmüş olduğunuz uyuyan... Bugün bakıcılığını yapıyoruz Marla'nın. Küçük köpeğim. Bugün ona bakmam gerektiği için dedim ki Buğra sen gel. Ben de buradan ışık var bilmem ne, boyalar falan da bende. O da geldi kabıyla, fırçasıyla, imece usulü. Çok güzel setim. Her taraf falan, her şey var. Hepsini göstereceğiz. Çok güzel bir setimiz var. Ben de Trendyol'dan 3.2'nin üzerinde yorum almış açıcılardan sipariş. İyi. Ortalamanın üstü. Dore sprey var. Dore sprey. Şuraya koyalım Dore sprey. Extract Dore sprey mi? Ne öyle bir marka. Hiçbir yerde yok. Sadece internette var. Ama seneye bitecek son kullanma tarihi. O yüzden biraz bol sıktım ben. Onun için de buraya fotoğraf vereceğim. Benim daha böyle dalga dalga saçlarım normalde. Düzleşti. Evet. Düzleştirdi saçını. Bayağı düzleştirdi benim saçım. Yapısını yani saçım biraz... yapısını değiştirdi. O yüzden hani iyice şey yapalım. Bakayım bir dakika. Kökü bende nasılsa keseriz. Çok yıpranmış değil hissiyatı. Onu söyleyebilirim. Zeytinyağlı sabunla yıkıyorum. Sadece zeytinyağlı sabun. Hiç ürün kullanmıyorum. Ben atletimi giyeyim. Boya olursa diye. Önce hangi malzemeleri tabii kullanacağımızı gösterelim. Mavi toz, yanında oksidanı, eldiveni. Bir de böyle şuradan şuraya geçirebileceğiniz bir çöp poşetimsi bir şeyi var. Çirkin. Aşırı çirkin. Ve bu sıcakta hiç çekilecek bir şey değil. Ama ben yine de hani aldığımız şey olduğu için şöyle göstereyim. Bundan 3 tane aldım ben bu arada. Tekli set halinde satılıyor. Şöyle bir maddemiz var. Umarım bu beni açıcıdır. Bir tık ürküttü. Bir adet eldivenimiz var. Bir adet o bahsettiğim iğrenç şey var. Şöyle bantı var. Bantlı. Bayağı ayarlamışlar bak. Bir de şimdi normal berberlerde de bundan kullanıyorlar Covid yüzünden. Evet evet, teklik bak şöyle takıyorsun. Böyle bir şey. Ama biz bunu kullanmak zorunda değiliz. Sen atletinle evet, gelmişsin. Evet. Helal olsun. Yani içerik yapmayı bilen, içerik üretmeyi bilen, bunun için gerekli ekipmanları sağlayan hazırım. Herkese kapım açık. Seti gösterir misin oradan bak? Hemen seti, seti gösteriyorum. Bir değil, iki değil. Tam üç tane parça ürün. Yalnızca 19.90 liraya. Yanında polen ediyoruz. Çok kalitesiz bir fırça. Okey sayılabilecek bir tarak. Bence bu okey. Bak şunun ucu bir de. Şu ucu görüyor musun? Heh, lütfen hemen elini tut. Bak bu uç tam böyle şuradan evet, dibe girip böyle tık tık açmalık. Ben bu arada ilk defa tabii ki bir kısa saç, bir erkek saçı açıyorum. Normalde hep kendi saçımı açarak yaktığım için ilk defa... bir erkek saçı yakacağız. Bugün de bir erkek saçı, kısa bir saç yakalım dedik yani. Neden olmasın? Ve yanında tabii ki gördüğünüz gibi şimdi ölçüsü falan olan bir karıştırma kabı var. Neva Color. Boyada marka. Bakın böyle bir tüp. Aşırı pembe, fuşya bir brandingi var. Bu ne rengi? Bir dakika onu da söyleyelim. Boyası ha. 9.01 gümüş. Silver. Yani boya da doğru. Burada turuncu bir cennet mahallesi saç çıkarsa da kazıyacağız bu arada. Yapıyoruz bunu resmen, farkında mısın? Yani bak konuştuktan ve buraya gelene kadar her şey sanki böyle olmayacak acaba gibi. Hani olmasa da olur şu mu? Şu an oluyor. Şu an it's happening diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Yaşanacak. Yaşanacak. Şimdi şöyle bu... Toz ve setin yanında gelen böyle kalitesiz gözüken Della Sera marka. Daha önce tabii ki hiçbirimizin duymadığı 30 volümlük bir oksidanla geliyor. Ben bir de... Yeter mi? Yetmez. Yetmedi. Tabii ki 40 volüm, %12 yani. Bu zaten oksidanlarda en yüksek volüm benim bildiğim kadarıyla. Bir de ben 12 volüm aldım. Çünkü şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. İlk açıcıyı en azından iki kere uygulayacak mıyız, uygulamayacak mıyız emin değilim ama 40 volümle başlamak istiyorum. Boyayı 9'la yapacağım. %9'la yapmayı düşünüyorum. Tamam. Bu arada hamladım.
Ya onu söylemem lazım. En az evet. Hadi neredeyse tabii 2 yıl olmuştu. 2 yıl oldu. Covid düşünürsek kesin 2 yıl oldu. Ben saçımı yakalı 2 yıl oldu. Ondan sonra da bir daha tövbe ettim. Bakın ben bugün tövbelerimi bozuyorum. Evet, artık saçlarım çok şükür küçük bir açtırdım. Bir şey olmadı çünkü bu sefer kuaföre gittim. İnsan gibi. Kuaförü de yaptırdım ne yaptırıyorsam. Bu da senin kullandığı bir küpe olabilir bugün, emin değilim. Göreceğiz. Yok, ben inanıyorum bu arada. Ben de bu arada saçının rengini bir de açık gördüğüm için ekstra mutluyum. Yanların koyu ama önemli değil. Önce oraya uygulamaya başlayacağız. Sonra üstlere geçeceğiz. Turuncu olmayacak. Hadi git giy gel şeydi atletini. Ben de bu sırada hemen karışımımı hazırlayacağım. Oh, çok güzel bir gri olursa çok mutlu olacağım biliyor musun? Ay ben de mutlu olurum da. Bak bir yanım çok inanıyor. Bir yanım da hiç inanmıyor, anlatabiliyor muyum? Bir şey, bir yanının inanıyor olması bile bence evet, çok iyi bir adım. Oo, özlemişim bu kokuyu, bağımlısıyız. Değiliz abi, çok kötü kokuyor bu arada. Şu kıvam iyidir. Allah'ım. İnanılmaz kokuyor. Bu eller. İnsanın da kopardıkça koparası geliyor işin kötü tarafı. Yapacağım. İnanıyorum. Ve sağ elle başlıyorum. Vuruyorum. Bu arada bunu saç yakma videomda da söylemiştim. Arkadan başlamanız gerekiyor. Çünkü arkadaki saçlar daha zor açılıyor. Benim o videoda tabii saçlarım hiç açılmadı. Abi çok kötü olmuştu turuncu. Sonra... Niye öyle olmuştu peki? Yani çok fazla üst üste denediğim için mi? Saçım niye yandı biliyor musun? Bak saçımın yanmasının... Gerçek sebebi neydi bu? Gerçek sebebini açıklıyorum. İlk defa burada açıklıyorum. Herkes hazır mı bu gerçeği duymaya? Saçlarımın dibiyle açık kısmının arasını da açtım. Yani o benim yeni çıkan kendi rengimdeki saçlarımla açılmış olan şuradan itibaren sarı olan yere de açıcı geldiği için saç orada koptu. Çünkü saçımın oraları zaten çok yıpranmıştı. Ben oraları tekrar açmak gibi bir gaflete düştüm. O da benim tamamen kendi başıma yapıyor olmamdan kaynaklı, kontrol edemememden dolayı oldu. Yani o aradaki bölgeye açıcı sürdüğüm için gerçek saçımla zarar görmüş olan, hali hazırdaki sarı olan saçım şey oldu, tepkimeye girdi. Oksidan ve açıcı ile birlikte. Yoksa çok iyi bir açıcı almıştım, bakma. Şeyin, Schwarzkopf'un sana da ondan alacaktım da abi 1 kiloyla satıyorlar. Yani senin saçın da çok az abi, çok saçma geldi. Şimdi o kalır evde kendi saçımı açmaya kalkışırım diye korktum. Bu arada kesin yapardım. Bu arada oradaki izi fark ettin mi? Hangi iz hayatım? Şu saçımın içinde kalmıştı muhtemelen şu anda. Evet, muhtemelen şu an görmüyorum. 10 yıl önce falan tatildeyiz. Böyle havuzdan geliyorum, havlumu atıyorum. Hı hı. Ertesi gün aynı havluyla gidiyorum. Denize girmediğim sürece şey yapmıyorum böyle. Uğraşmıyorum. Havluyu aldım, çıktım, bisiklette gezdim falan filan. Bir saat dolandım bu arada bisiklette. Havlu hep buramda. Sonra annemin yanına gittim. Annem çay bahçesinde okey oynuyor. Oturdum, havluyu attım. Halime teyze var, annemin arkadaşı. Burak kafanın arkasında bir şey var yaptı böyle. Ne o dedim. Elime kan geldi. Meğer gece sandalyenin üstüne havluyu attım ya. Aha. O havlunun içine yarasa girmiş. Yarasa orada uyumuş. Sonra ben yarasayla birlikte havluyu almışım, boynuma atmışım. Bir saat bisiklette gezmişim. Orada evcil hayvanımla birlikte onu etrafı gezdirmişim. Abi inanmıyorum. Ben şey yapınca da muhtemelen ısırdı. O kan oradan geldi. Bu arada açılmaya başladı saçların. Çabuk açılıyor senin saçın. Yanmasından hissediyorum onu. Güzel. Yanıyorsa bir şeyler var orada belli. No pain no gain yani tabii, tabii. Biliyorsun. Güzellik her zaman acıtır. Tabii ki. O yüzden biraz yanma dedim ama sana olur evet. diye. Ama sen dedin ki benim derim. Eşek derisi gibidir normalde. Dedi ama tabii... O, şu an tam o işte o yüzden konuyu anlatmaya başladım. O ısırığın olduğu yer muhtemelen deforme bir alan olduğu için orası en çok yanıyor. Sen sihirli annenle daha önce saçlarını sanırım mavi yapmıştın. Mavi evet. Bir kere. Keşke dedim ki bugün Buğra'ya saçlarını mavi yapsaydım. Ama şimdi bu kanalın da tabii olayı gri saçı olduğu için. Dedik ki sonra boşver bildiğimizi okuyalım ya da bilmediğimizi. Artık göreceğiz. Yanma derecesi nerede olduğunu da sana söylemeliyim. Çığlık atacak hale geldiğinde okay. Söyleyebilirsin. Çığlık %100 dersek şu an %80'deyim. Eyvah. Dayanman gerekecek çünkü daha bayağı duracak bu saçınla. Neye sign up oldum ben diyecektim. Onun Türkçesi gelmedi. Abone oldum dedim. Abone oldum da hiç olmadı. Oldu bence çünkü YouTube kanalımızın. Bu arada abone demişken bu abone olma.
bak yine kullanmadım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın ve zili açın ağzınızı sıçıyorum. Bana böyle tabii o videodan sonra çok fazla kanala gelen insan oldu. Abi yorumlara, abla benim saçımı da aç ne olur, abla benim saçımı da yak. Dedim ki, manyaklar. Saçma, sadece bir kişinin saçını yakacağım, o da bu. Yani, ay tanımadığım insana da gel benim saçımı yak demem ama yani. Evet, bu arada başka bir seviye. Aa. O yüzden tanıdık. Hani yakıyorsa da yani, yaksın. Değsin bari yandığında. Diye düşünerek. Yani çok değişik bir acı bu. İlginç bir kafası var. Değişik gerçekten. Aa. Bu arada bir noktadan sonra bir uyuşma hissi vuku bulabilir. Evet ya. İnşallah uyuşur bu arada yani. Senin için daha kolay olur. Çünkü bunu... Sanırım şu anda o eşiği aşıyorum yer yer. Ya alışıyorsun o şeye Buğra. O hissiyata alıştıktan sonra daha az yanma hissi geliyor. Dizim. Çocukken fanı olduğum dizide. Ya bak bana deselerdi ki 10 yaşında. Çok saçma değil mi her şey? Yani her şey döneyim mi bu arada sana? Yok, birazdan söyleyeceğim. Yani deselerdi ki 10 yaşında izlediğin, 8 yaşında izlediğin dizide oynayan çocuğun saçını bundan 20 sene sonra griye boyayacaksın ve YouTube kanalın olacak ve böyle bir şey yapacak deselerdi gerçekten küfür ederdim yani. Bana karşı hissedilen şeyi böyle çok merak ediyorum. Abi çok şeysin. Ya gerçekten hani bu televizyonun televizyon olduğu dönemde oyunculuk yapmış bir insansın ya, çok kült bir dizide. O yüzden insanların gerçekten televizyonda gördüğü şeyin aile gibi hissettirdiği bir dönemden geldiğin için kesinlikle sıcaklık hissediyorsun. Gerçekten yani ya. Ben seninle ilk tanıştığımda... Hem mesela onu merak ediyorum yani. Böyle çok şey geldi yani. Bir de çok gerçekten tevazu sahibi bir adamsın. O yüzden de böyle hiç yapay, yapmacık... Ama tanıyana kadar işte. Tanımadan böyle baktıklarında bana kötü bakıyor biraz insanlar. Aa! Evet. Niye? Ne bileyim. Ay bıktım bu insanların şeyinden, negatifliğinden bana gına geldi. Senin için de ne kadar zor. Biraz üzücü, evet. Biz Hülya Şarşova katıldık. Sihirlenme evet. Ekibi bir ara. Biliyorum. Hülya abla şey dedi. Yakınlık biz. Hülya abla diyorum o yüzden. Tabii şey gibi, Sezen Aksu'ya Sezen diyenler var ya, onun gibi. Şey dedi. Kızım Zehra sizi çok seviyor. Gelip hani misafir etmek isterim sizi. Gelip tanışmak ister misiniz sizi? Hani direkt annemlere gittik. Dedik ki biz böyle Hülya Aşır'ın evinde kalacağız. Akşam oldu falan. Biz deli gibi oyun oynuyoruz çünkü gerçekten müthiş bir oyun alanı var. Müthiş oyuncaklar var. Ve hani kaç yaşındasınız bunu yaparken sihirli annemin? Tabii canım, ikinci yılımı ne yani? Ben 12-13 yaşında falanım. 12 bile değilim yani, 11 falanım. Çok çılgın bir pot kırmıştım. Şimdi Zehra'nın odasındayız. İşte bakıcılar falan var böyle. Hülya abla orada. bir şey olayı olmuştu, hatırlıyor musun? Tarabya'daki evi böyle silahlı saldırı. Evet, evet. Heh. Tam o olaydan böyle bir ay, iki ay falan geçmiş. Yani çok yeni o olay. Ben şey dedim böyle. Sizin burası silahlanmıştı değil mi? Silahlanmıştı. Zehra'nın haberi yokmuş. Herkes bir panik oldu. Ama ben de ne bileyim hani çocuğum. Onu öyle söylemediler. Geçiştirdiler. Ya o çocuk her türlü onu ya bir öğrenmiş. De şey, deli gibi sihirli annemi izliyordu. Bize gösterdiler. Çılgın sihirli annem fanıydı. Gel dön bakayım şimdi. Ne diyorsun Buğra? Ya biraz bilmiyorum. Anlatır mısın? Gerçekten. Aşağı kafanı eğ bakayım. Ben de çok üzülüyorum buna. Yani çok uğraştım aslında. Olmadı yani. Abi o kadar kült bir dizide, o kadar kült bir karaktersin ki. Evet. Orada yapıştı sana o ya. İşte bu bir blessing, bir de curse. Evet. Yani şöyle aslında olayı sana anlatayım onun. Ünlü olmak var, tanınmak var. Ünlü olduğunda, iyi bir şey oynadığında çok güzel karakter yaratmış deniyor. Hı hı. Ama tanınan biri olduğunda, yani adın sanım bilinmiyorsa, benim öyle benim adımı soyadımı bilmiyor insanlar. Ama evet, Cem olarak herkes biliyor. Yüzümü biliyor, tanıyor. Ama o tanıdıkları rolle böyle, yani tanıdıkları yüzle o rolü birleştiriyorlar ve başka hiçbir şeye yakıştıramıyorlar aslında, evet, öyle diyeyim. Yapışıp kalıyor abi işte. Yani şöyle, bu arada hani sadece başka bir role yakıştıramamaktan bahsetmiyorum. Benim annemler Kumla'da oturuyor. Kumla bir kasaba. Ya böyle Gemlik'te. Ve mesela şey diyen oluyor. Ya Kumla'da ne işin var senin? Bir ara bir giyim mağazasında böyle müdürlük yapmıştım ben. Üniversiteden ilk mezun olduğumda Zara'da. Oha. Çocuk bölümü müdürlüğü. Peşini bırakmıyor. Sihirli annem Cem'in koleksiyonu. Orada mesela şey diyor. Senin burada ne işin var? Ben ne yapayım ya? Ben nerelere gideyim? Kendini konumlandırmamışlar evet. Sana. Evet. Hani herkes yanlış anlıyor da. Bir empati yapılsa aslında anlanacak bir şey. Yani üzücü bir durum. Senin için çok üzücü. Kariyer bakımından kesinlikle çok üzücü.
İnsanlar yani, bunu anlamıyor. Çok seviyorum Zeynep. Yani oyunculuk yapmayı gerçekten çok seviyorum. Çok keyif alıyorum. Bakalım ne olacağı belli olmaz. Uyuştu bence kafa derim, şu anda hissetmiyorum. Güzel. Bir şeyler yapıyorsun sen ama. Şöyle iyi geliyor mu şu tarama şeyi? Hissetmiyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten hissetmiyorum. Şakasız. Yok bir şey şu an. Bu iyi bir şey mi yoksa hastaneye gitmemiz gerekiyor mu? Bu ne ya? Lekeliyim yüzündeki. Şu an fark et. Hayvan gibi lekeler. Bu kanalda benim ne hallerim var ya. Saçım yok, saçım. Saçım yandı. Neyse gülmeyeyim. Artık bitiyor bu arada ve tam yapmışız. Böyle helal bir şey olsun. Olamaz. Bize helal olsun. Böyle bir el ayarı yok. Vallahi yok. Ben tuzu falan da zaten hiç. Hep ben de elimin ayarı iyidir. Benim de yemeklerde bak Burakcan kafayı yiyor. Her seferinde nasıl bu kadar sallayarak güzel yemek yapıyorsun diye yemin ederim sana. Bir severek yapıyorsun değil mi? Evet. İşte ya gerçekten. Gerçekten bir o sevgiyi katma muhabbeti ne kadar romantize edilse de bence çok doğru bir şey. Bence de bu arada bir şey isteyerek yapmak, yemek yapıyorsan evet, onu daha lezzetli kıldığı gibi başka bir işi yapıyorsan da onu daha kesinlikle, iyi kılıyor yani. Kesinlikle. Yemekte de iyilik lezzetle ölçüldüğüne göre bence hiç mantıksız bir şey değil. Aynen. Biraz öyle. Klişe bir geyik ama. Ama doğru. Doğru söylüyorsun aslında. Yani bir 20-25 dakika bekleriz herhalde. Wow. Sonra yıkayacak mıyız? Sonra yıkayacağız, kurutacağız ve gri boya süreceğiz. Sonra tekrar yıkayacağız ve kurutacağız ve ak göt, kara göt, gri göt. Evet. Desenta gibi olmuşum ya. Kalkülümü bıraksak mı? Şakaydı. Yemelerim bir saniyeliğine çok istedim. Fark ettim. Kilisleri bırakırsak işte o zaman oyunculuk kariyerin tamamen biter yani. Çok kötü olur. Yani çok bir şey değişmez. Oğlum tuz. Kuaförüm sensin yeni sonucusu. Bir şey diyeceğim. Bizi jüriye koymazsın. Aynen. Benim kesinlikle o programda jüride olmam lazım. Bir şey söyleyeceğim. Zaten oradaki jürilerden biri Bülent Ersoy değil mi? Sen nasıl oldu da kuaförüm sensin'e bir şekilde katılmadın Bülent Ersoy oraya girdikten sonra? Aslında çok doğru. Bülent Ersoy... Yani bunun eğlencesi için senin bunu yapmış olman lazım. Bülent teyze diyorum. Bizim aile dostum. Ya şahane. Bülent Ersoy. Bu açıklamayı yapmak ya, zorunda kaldım. Yani kimin aile dostu Bülent Ersoy? Gerçekten garip bir hayatım olduğunu... Ya ne olur buraya, anladım. Buraya ne olur annenin Bülent Ersoy dinleyişini koyalım. Yer yer bayağı iyi açıldı bu arada. Onu söyleyebilirim. Peki benim içim neden yanıyor? Aşkım o için değil, kapatılsın. Bakalım, 16. Kontrol edelim, yıkayalım, ondan sonra gelelim. Şimdi Burak'ın saçını yıkadım, aynaya baktırmadım. Havlu kafasını sardım. Bu ne peki ya? Bu havlu kafama sarmak değil. Hazırsak açıyorum. Evet açıyorum. Anladım olarak konuşmuştuk. Kesin rengini görmek şimdi istiyor musun? Evet sarışınla hoş geldin. Bir şey diyeceğim. Biraz sarı kaldı. Yanlar çok güzel açıldı. Arkalar çok güzel açıldı. Dipler de çok güzel açıldı ama uçlara doğru hafif bir sarılık var. Ki Buğra 55 geçe yıkayalım dedi. 12-13 geçe falan yıkadık. Bayağı bekledik. Size soruyorum. Çünkü Zeynep bana cevap vermiyor. Ben hala bildiğim bu ne? Allah aşkına. Yorum olarak yazmayı unutmayın. Bu ne? Diyeceğim, saçını kuruttuktan sonra saçın daha açık olacak çünkü biliyorsun saç ıslakken daha koyu gözükür. Hmm. O yüzden bence bir kurutalım. Bu NSYNC'te bir adam vardı, evet. Onu biz... 2000'ler saçı evet. Oldu bu arada. Sana bir söyleyeyim, benim açtığımdan bu çok daha iyi bir renk ve ben tutacağını eminim gibi bir şeyim. Ay nasıl kuaförüm sensin kuaförün şu an Zeynep. Öyle değil mi? Şimdi sessiz oluyorsun. Ya sen kuaför olduğuna emin misin? Ayşe şu an sessiz alıyorsun kendini. Neden sessiz alıyorum kendimi saçlar? Siz benim biraz saçlarım yaslanın. Ya. Saçım elime geliyor ya. Saçım elime geliyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Artık yanma bitti değil mi ya? Bitti. Artık yanmayacak kafam. Oh. Marla her şeyi şu an anlamlandırmaya çalışıyor yavrum. Nasıl anlasın? Şu an beni anlamlandırmaya çalışıyor. O haksız da değil. Şimdi ne yaptık hemen anlatayım. Bunu evde yapmak isteyecek olan ruh hastalığı varsa. Yarım tüp Buran saçı kısa olduğu için. Yarım tüpten biraz fazla kullandım hatta. Şöyle bol bol süreyim iyice tutsun. Eli bol. Elim bol. Boldur arkadaşım. Bir tane oksidanım var. %9 bu. Bu güzel bir açıcıymış. Fiyat performans olarak çok iyi. 3.2'nin üstü demiştim. 3.3. Peki bir şey daha soracağım. Hı hı.
Bizim elimizde biraz daha açıcı varsa bak. Yapmasak mı boyadan önce? Bu çok korkunç bir soru. Üstlere böyle. Bir şöyle eğ bakayım kafanı. Bak, bu benim videodaki ikilemim gibi ama benimkinin sonu iyi gitmedi. Can, mor tozdan biraz dökelim mi içine? Senin ruhunu seviyorum. Dökelim, çok mantıklı. Tamam. Ben öyle yapmıştım çünkü. Saat 1:30 bu arada. Nerede? Aşkım orada toz var. Ha, bu. Onu aç abi. Doğru bir şey mi yapıyoruz peki? Hayır. Hayır. biraz. Of, San Kuaför benim videomu şey yapmıştı. Ona bir tepki çekmişti. Bunu da çeksin lütfen. Buğra'nın rızasıyla bakın burada hepiniz şahitsiniz. Açıcı toz döküyoruz biraz. Biraz gri tozu. Ne olacaksa olsun modumu açmış durumdayım ve bu çok tehlikeli bir mod. Bunu hayır, sen hayır. İstedin. Hayır. İnanılmaz. Bu yine çok yakıyor şu anda. Derin şimdi gözeneklerin açıldığı için bu işlemden sonra biraz yanma olması normal. Ay yine çok yanmaya başladı. Yazıklar olsun. Hani yanmayacaktı? Peki bir şey söyleyeceğim. Artık yanma bitti değil mi ya? Bitti. Artık yanmayacak kafa. Oh. Yalan söylemişim evet. İstemeyerek. Çünkü gözeneklerin açıldığı için daha çok girecek şimdi boya. Yani bence aklı olan bunu yaptırmamalı. Ben evet. Yemin ederim doğal renge geçtikten sonra hayatım değişti. Yok ben bakın de mesela çok zor. Bir kere işte yaptık. Aynen. Bir daha muhtemelen olmaz. İki aynen. Ay sonra yine burada. Kızı yapmaya çalışıyorum. Tamam iyi miyim geçti bu arada o eşiği geçtim yine. Vallahi. Boya niye griye dönmüyor? Yani en kötü ihtimalle seni buradan beyaz Ajda Pekkan sarısı uğurlarız. Bir daha gelirsin aşkım Cila'ya. Vardır ya tuhaf. Vallahi evden çünkü çıkma. Çünkü oturmadı bu renk. Cila'da toparlayacak yalanı ve şeyi. Daha fazla işlem yapamayacağı için. Tabii o gün artık daha fazla işlem yapamayacağı için. Diyor ki sen hani bir dahakine gel Cila geçelim diyor. O gün belki biraz tekrar açıyor. Anlamıyorsun da ne falan sürüyorlar ne sürmüyorlar. Evet bir de onlar ekstra karışık yapıyor böyle. Tabii. Bir şey karıştırıyorsa evet. Anlamıyorsun zaten sorgulayamıyoruz falan. Sen bana bırak. Sen bana bırak zaten. Bir kuaför atasözü yani. Yanıyor. Allah hala yanıyor musun? Evet. Yani şu anda önler yanmaya başladı. Arkaya alıştım. Geldikçe dalga misali vuruyor. Öne doğru vuruyor evet. Ya bu galiba gri boya değil. Ne demek bu gri boya değil Zeynep? Yani boya da doğru. Galiba gümüş aldığımız için gümüş farklı bir şey olabilir. Saçları beyaz sarı. Babür mü olacağım ben? Bir düşününce şunu fark ettim. Yani gümüşle gri arasındaki fark evet gri biraz daha mat ve daha koyu bir şeyken hani gümüş daha parlak ve beyaz sarı gibi bir şey olabilir. Ben de görmedim. Yani havluyla kapattık ve bakmadım. Sen hiç görmedin. Şimdi saç değil mi tamam. Çok, çok güzel olmuş onun grisi. Çok korkuyorum. Açıyorum. Draco Malfoy. Hiçbir şey değişmemiş. Niye böyle oldu? Silver galiba hakikaten şey söyleyeceğim. Gri değilmiş. Bu ne? Bir kurutalım. Bunu olmayacak. Ne olacak? Ne beklentin ne? Biraz daha açıl. Kazacağız mı saçını? Yok ya. Bence kazımayalım. O yok, kadar yok, uğraştım. Kazmayalım. Bir kurutalım. Özür dilerim. Hiç saç kaybetmedik. Bak bu bir kazanım mı? Çok önemli. Bu çok önemli. Bak yakmadım. Bak hiç asla yanmadı. Sadece gri olmadı. Evet. Ne olur buraya az önce ilk baktığım hali koysan. Buğra'nın inanılmaz değişimi. Uçlar bir tık gri dışı bir renk olabilir. Ama kesinlikle gri tutar. Bunu tekrar gri yapalım. Yapalım. Sonra. Bence hemen. Daha sarı yerlerim vardı. Oralar birazcık beyazlaşmış Buğra. Bence mantıklı evet. Bir şey yaptım. Gri almam gerekiyordu. Ya nasıl bunu gerçekten akıl yani. Edemedim. Çok heyecanlandım abi o video fikrini. Evet ama 13 dakika dedim ya size yani 13 dakikada gümüş gelmiş. Abi hep bu aceleciliğinden evet, çekiyorum. Evet. İnanılmaz sabırsız bir insanım. Bak. Açayım yalnız gibisin. Her yeri güzel şu açmışım. Şu anda Instagram'larda böyle şeyler var. Kuaförler var. Evet, evet. Sen oraya. Böyle yapıyor. Şey yapıyor. Aynı şey ama hiçbir şey değişmiyor. Aynen. Sürekli saçı şu böyle yapıyor. Şu anda bana onu yapıyorsun Zeynep. Ama bir şey diyeceğim. Şunu bir takdir edelim.
açmadığım hiçbir yer yok. Evet. Her yer açılmış. Evet, gerçekten öyle. Yani dibinde mibinde bak hiçbir şey kalmamış görüyor musun? Bak, bak saçı nasıl açmış. Bir tek gri olmadığı için. Bir puan kırıyorum. Çok iyi, 10 üzerinden 9 çok iyi. 8. 8 olsun. Hiç el vermedi 9 evet. Değil mi? O kadar. Aşkım yani. 8 çok iyi yani alamadığımız bir sonuca göre ben 8'i kabul ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bana güvenmediğin için. Günaydın. Videonun arasına girmek zorunda kaldık. Çünkü Gretis'e gittik. Gri boya aldık. Boyadık, yıkadık. Yine görmedi. O yüzden şimdi dedik ki bu ilk reaksiyonu çekelim. Beraber göreceğiz. Hazır mısın? Oha çok iyi. Gel bir gün ışığına gidelim. Bir de orada bakalım abi. Bunu hiç beklemiyordum. Biz tek bir tüp boyadık ve şu anda bazı yerleri gri, bazı yerleri siyahımsı falan ya böyle hani. O bence ıslaklıktan alacası, dolayı. Alacası falan çok iyi. Abi çok güzel gri oldu. Gerçekten çok güzel evet. Oldu. Bu videoyu hiç böyle kapatacağımızı düşünmemiştim. Aa. Düne göre kaderin değişti. Çok güzel oldu. Baksanıza şuna ya. Bir sarılık yok. Tam istediğim renk yaptı ya. İnanılmaz. Keşke kendime de bunu yapabilseydim daha önce. San kuaför. Evet, san kuaför. Buradan şimdi beni meydan okuyoruz. Bak 70 bu sefer liraya... neyi doğru yaptık? Biz bu sefer neyi doğru yaptık? Bunu merak ediyoruz. Çünkü gerçekten bile isteye yapmadık. Evet. Çok bilerek isteyerek olmadı. Yani yine yer yer karışımlara ekstra yapmamamız gereken şeyler ekledik. Bayağı. Şahane bir gri saç oldu bu. Ve yani 70 liraya falan mal ettik. Yemin ederim. Bizimle bu garip serüvene ortaklık ettiğiniz için. O zaman sizleri öpüyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Doğru yere bakalım bari. Şuraya. En son. Görüşürüz. Bay bay.